Efendim merhaba. Sözcü TV ekranlarında yeni bir programa başlıyoruz. Programın adını görüyorsunuz. Ayna Arkası ve Komplo Teorileri. Benim sürekli izleyenler, benim izleyicilerim anımsayacaklar bu isim. Aynanın Arkası ve Komplo Teorilerini. En son 2008 yılı Mayıs ayında bu programı bırakmıştım. Yaklaşık olarak 5 yıl devam eden bir programdı. Bu Işıklar İçinde Uyusun, Ufuk Güldemir'le işte ilk kurulan Habertürk'te birlikteydik. O zaman ekranlara getirmiştik. Şimdi bu ilk programın konuğu, arkasından söylediğim için yüzüne de söylememde hiçbir sakınca yok. Cumhuriyet'in yüz akı akademisyenlerinden, hocalarından birisi Celal Şengör Hoca ile birlikteyim. Her şeyden önce kırmadı, kabul etti. Üstelik de İstanbul dışında olmalarına rağmen geldiler. Binlerce teşekkür hocama. Şimdi benim hocam, için şereftir. Estağfurullah evet. Hocam, benim için de öyle. Şimdi programın adı niye Aynanın Arkası? Onu söyleyeyim. Şimdi ayna bildiğimiz üzere karşısına neyi koysak bize onu yansıtıyor. Ama bir de aynanın arkasında sır denilen bir kaplama var. Heh. İşte bu programın adının aynanın arkası olma sebebi o. Yani biz aynanın önünde bir gerçeği görüyoruz. Gerçek. Kalemde bir gerçek ama her çeşit. Acaba bunların arkasındaki hakikat ne? Şimdi önce bir bunu konuşalım isterim. Şimdi niye komplo teorileri? Üç düşünme yöntemi var hocam. Birisi stratejik düşünme. Birisi akıl oyunu, üçüncüsü komplo teorileri. Tabii bizim ülkede komplo teorileri dediğiniz zaman herkes kendine göre böyle yalan yanlış bir şeyler konuşuyor ve olumsuzluk yüklerler üzerine. Oysa ki komplo teorilerinin teori kısmını yazmanız için ortada gerçek bir komplonun olması lazım. Siz onu kafadan uyduramazsınız. İşte programın adının bu olmasının sebebi de o. Çok uygun. Bu şeyle gerçekle hakikat arasındaki böyle fark, düşünce, isterseniz öyle bir kavramlarla başlayalım. Asıl bilimle devam edeceğim. Çünkü. Nasıl isterseniz. Estağfurullah. Efendim. Nasıl isterseniz. Estağfurullah. Yani ben bunu birkaç kere duydum. İşte gerçekle hakikat. Ben ikisinin arasında fark göremiyorum. Çünkü ben hayatım boyu alışmışım. Önce bir problem karşımıza çıkıyor. Düşünüyoruz bu problemi nasıl çözeriz? Bir hipotez uyduruyoruz. Ondan sonra ama o hipotezi kontrol etmek lazım. Neyle kontrol edeceksiniz? Gözlemle ve mantıkla. Gözlem size hakikati yansıtır. Ama siz onu görebilir misiniz, göremez misiniz? O size bağlı. Çok yaşayın, o bize bağlı. Tabii. Çok güzel. Ama karşınızda bir hakikat var. Karşımız, işte biz de ona şöyle diyoruz hocam. O gördüğümüz gerçek, o gerçek. Kalem. Bu bir evet, gerçek. Evet. Burada da 8-10 tane kalem var. Evet. Ama bunların hepsi birbirinden farklı. Heh. İşte bunlar bir gerçek gördüğümüz ama acaba bunların hakikati ne? Kimisi tükenmez, kimisi kurşun kalem, kimisi dolma kalem. Onun arayışına giriyoruz. Galiba ona da bilim diyeceğiz herhalde değil tabii, mi? Tabii, tabii. Şimdi bunu gayet iyi anladım. Siz gerçeği gördüğünüzü zannedersiniz. Çok yaşayın. Bir meslektaşınız çıkar, bak sen şunu atlamışsın der. Ben hiç unutmuyorum. Benim doktora sahamda doktora hocam geldi. John Dewey. Dünyanın en büyük çoruklarından biriydi. Bir monstranın karşısına gittik, bir kayanın karşısına gittik. Dedi ki bak Celal burada bir fay var. Bir çizgi. Efendim, bir çizgi. Bunun dedi atımı ne? Valla hiçbir şey belli değil. Ben bakıyorum, çizgi görüyorum. Şimdi John buradan söylenemez bu. Gel benden. Beni monstranın öteki tarafına götürdü. Fayın çeşidi böyle. Bu dedi aşağı yukarı hareket edemez. Bir tek böyle gidip geliyor. Bu dedi yanal atım. Hayatımda aldığım en büyük derslerden biriydi o. Bir şey hakkında fikir beyan edeceksen adam gibi öğreneceksin. Değil mi hocam? Yani bilgi olmadan fikir zikretmenin, beyan etmenin bir anlamı yok. Tabii bu da ortaokul Türkçe kitabı mıydı? Ha biz edebiyat kitabı diye okuyorduk tabii onu. Cenab-ı Şahabettin'in bir şey öyküsü vardı ya da başlığı öyleydi hocam. Bakmak ve görmek. Evet. Evet, evet, evet. Bakmak ve görmek. Evet. Yani buradaki şey. Benim iki İngiliz hocam bunu çok vurgularlardı. To look, but to see. O hakikaten çok önemli. Değil mi hocam? Herkes bakabilir ama onu görmek meselesi. Bunun da anahtarı biraz önce zaten sizin söylediğim gibi. Estağfurullah.
bilginiz olacak. Boş kafayla bir işe başlayan, boş kafayla döner. Şimdi sizin de dikkatinizi çekiyordur televizyon ekranlarında. Aynı şahsiyet hocam. Terör konuşuyor, aynı şahsiyet, sağlık meselesini konuşuyor, belediyeleri konuşuyor. Her konuda konuşuyor. Evet. Ekranlarda ve ekranlarında ben zaman zaman şunu da anlamıyorum. O genel yayın yönetmenleri, o ekranların genel müdürleri bu adamlara nasıl tahammül ediyor ve halkın karşısına niye çıkartırlar? Kardeşim bir konu varsa spesifik, sen uzmanını çıkart. Oradaki ana mesele şunu arz toplum istiyor. Şunu yani, hadi. Topluma boş verin. Onu çıkartan genel yayın yönetmeni de onun kadar cahil. Çok yaşayınız. Bütün sıkıntı buradan kaynaklanıyor efendim. Yani bizdeki toplum cehaleti beni çok ürkütüyor. Şimdi hocamın kitabı. Şu kitabı didik didik ettim ama aslında bu kitabı benim asistanım Yaşınay. Önce o aldı, tabii okudu. Sonra işte hocama da bana. Büyük hayranı hocamın. Benden daha çok hayran. Üstelik de 20 yıldır benim yanımda üstelik. Düşünebiliyor musunuz benim halimi efendim? Hocamın kitabı Senin Cahilliğin Benim Yaşamamı Etkiliyor. Bunun üzerine konuşacağız tabii hocam. Evet, cahillik evet. Ne, cehalet ne, bizim niye yaşamımızı etkiliyor. Şimdi izleyici doğal olarak bana şunu soracak. Diyecek ki karşında Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından birisini gördün. Peki niye bilim konuşmuyorsun, niye oradan başlamıyorsun deyiverirler hocam. O zaman şöyle başlayalım mı müsaade ederseniz. Önce bilim ne? Bilim adamı diye kimi tanımlıyoruz biz? Önce böyle bir başlayalım. Bir şey arz edebilir miyim? Estağfurullah. Aslında biz bilimle başladık. Hı hı. Yani siz gerçek ve hakikatle işin içine girince pat diye bilim çıktı karşımıza zaten. Değil mi? Çünkü aklı arıyoruz. Aynen öyle. Aklı arıyoruz. Aynen öyle. Bakın efendim bana soruyorlar. Ya Atatürk hala lazım mı? Diyorum ki bak kardeşim Atatürk'ün adını sil yerine akıl koy. Bir daha sor sorayım. Akıl hala lazım. Evet. Konuşacağız onu. Evet. Bilimi nasıl tanımlıyoruz hocam? Bilimi şöyle tanımlamak gerekiyor. Bilim herhangi bir konuda varsayımlar üreten ve bu varsayımları gözlemle kontrol eden ve yanlışlayabilen bir düşünce sistemidir. Hı hı. Şimdi bu yanlışlama niye önemli? Buradan David Hume'un bir benzetmesine geliyoruz. Siz on binlerce kuğu gördünüz. Hepsi beyaz. Diyorsunuz ki kuğular beyaz olur. Bu bir varsayımdır. Ama on binlerce kuğu görmüştür. Birisi Avustralya'ya gidiyor. Black Swan nehrini görüyor. İçinde siyah kuğular yüzüyor. Ha. Bütün kuğular beyazdır hipotezi gitti mi görüldü ya? Ben de hayret etmiştim hocam. Avustralya'da gördüm. Değil mi? O black person hemen yanında. Ben orada 2 yıla yakın yaşadım. Doktora çalışmasını orada yapmıştım. Evet, aynen dediğiniz gibi. O şaşkınlığa ben de uğramıştım. Evet. Yani şimdi o zaman ne diyoruz? Efendim kuğular siyah ve beyaz olabilir. Ne zamana kadar? Birisi bir kırmızı kuğu bulana kadar. Bilim böyle çalışıyor. Şimdi siz bana şeyi söylemiştiniz işte Einstein, Newton falan. Newton 300 sene yanlışlanamamış. Bu adamın teorisi kullanılarak 2 tane gezegen keşfedildi. Falan Immanuel Kant, David Hume'un A Treatise on Human Understanding, yani insan anlayışı üzerine bir trete diye düşünüyor. Bu tretenin maalesef Türkçesi yok. Yani Risale diye tercüme edilebiliyor. O da Arapça. O da tam karşılamıyor. Risale daha ziyade küçük kitaplar için. Falan Kant diyor ki, Hume diyor ki diyor, tecrübe etmediğimiz bir konuda tecrübe ettiklerimize dayanarak bir fikir beyan etmek mantıklı değildir. Her an değişebilir. Aynısı olmayabilir. Yeni bir gözlem çıkabilir. Kant diyor ki doğru bu. Peki bu adam gerçeği nasıl buldu Newton için? Oturuyor meşhur bilirseniz saf aklın eleştirisi. Kritik der einen Vernunft. Ve orada diyor ki yani bunun tek çaresi diyor doğuştan bilgilerle geliyoruz. İşte bir üçgenin iç açıları 180 derecedir. Bu diyor doğuştan geliyor.
Yani üçgenden üçgene değişmez. Osmanlı'daki hatırlıyorsunuz hocam. Üçgenden üçgene değişirdi. Mekteplerimizin ortak kuruluşunda vardır o hikaye. Falan böyle bir şey yazıyor. Fakat 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkıyor ki ışığın hızı toplanamıyor. Adamlar diyorlar hata yapıyoruz. Ölçümlerde hata yapıyoruz. Çünkü Newton mekaniğine göre siz bir arabada gidiyorsunuz. Elinizde bir fener. Arabanın bir hızı var. Siz feneri yakıyorsunuz. Karşıya ışık gidiyor. Şimdi o ışığın hızı diyorlar Newton'a göre. Işığın kendi hızı artı arabanın hızı olur. Öyle değil kardeşim. Işığın hızı çıkıyor, arabanın hızı çıkmıyor. Peki araba geri giderse aynı şey. Diyorlar bu nasıl bir şey ya? Einstein çıkıyor. Bu bir tabiat kanunu. Bütün fizik değişiyor efendim. Bütün fizik. Bütün ona dayanan felsefe çöküyor. Dolayısıyla biz bilimde gerçeği arıyoruz. Ama bulma ihtimalimiz çok zayıf. Fakat şunu yapabiliyoruz. Yanlış teorileri eliyoruz. Dolayısıyla asimptotik olarak biz gerçeğe yaklaşıyoruz. Diyelim ki bir tesadüf gerçeği bulduk. Bunu bilmemiz mümkün değil efendim. Ama giderek daha iyisini yapıyoruz. Ama her sonuç bir başlangıç oluyor. Tabii. Yani biz mağarada yaşıyorduk. Şu anda bulunduğumuz yere bak. Yani siz eski bir asker olarak teknolojiyi benden çok iyi bilirsiniz. Nerelere geldi efendim? Yani Voyager uydusu güneş sisteminin dışına çıktı. Ya daha yazıyı 5000 sene evvel icat etmişiz. Bu Voyager deyince aklıma kim geliyor biliyor musunuz? Jules Verne. Ah! Şimdi düşünebiliyor musunuz hocam ya? O kitapları yazdığında ne var? Lütfen söyle bana ne var? Hemen arz edeyim. Sizin hayranlığınızı biliyorum. Evet, hemen arz edeyim. Başında kafa. Estağfurullah. Evet. Bir de Jules Verne. Zamanının bilimi. Jules Verne biliyorsunuz Fransa'dan başka dil bilmiyor. Hı hı. Yani çat pat bir İngilizcesi var. O da işte New York'a giderken öğrenmiş. Jules Verne zamanının bilimini biliyor. Bu şu demek. Fransız literatüründe Jules Verne o romanları yazdıracak kadar bilim var. Ana mesele burada değil mi? Evet. Ana mesele. Adam burada. Evinde 50 bin ciltlik kütüphanesi var. Biz o evi gittik gördük Amiens'de. Hem de rahmetli Doğan Kuban Hoca'yla. 50 bin cilt. Ne demek 50 ki? Bin cilt. Hatta kendi yatak odası kütüphanesinin hemen yanında hanımı başka yerde yatıyor. Çünkü Jules Verne saat 10'da yatarmış. Sabaha karşı 4'te kalkarmış. Çalışırmış. Ondan sonra da görevleri var. İşte şehir konseyinde seçili bilmem ne falan bu işleri de yapıyor. Sizin kütüphaneniz kaç bin cilt? O benimki 50 bin cilde anca bulabildi bu yaşımda. Ama benim kütüphanemin bir özelliği var efendim. Benim kütüphanem çok büyük ölçüde jeolojiden oluşuyor. Yani ben bir Jules Verne değilim. Jules Verne'in merakı inanılmaz. Şeyi ele alalım. Siz denizcisiniz. Nautilus'u ele alalım. O ne denizaltıdır ya. Yani o zaman işte biraz değil denizde dalabilen falan bir Fransızlara Nautilus diye bir denizaltısı var. Bütün marifeti biraz dalıyor çıkıyor. Bu adam bu denizaltıya bir dünya sokmuş. Üstelik denizaltı elektrikle çalışıyor. Hocam değil mi? Nasıl bir düş dünyasının ötesine geçen bir şey. Bu bir düş dünyası değil tabii. Jules Verne yazdı değil mi? Bu bir akıl. Şimdi sevgili izleyiciler, bir tarafta hocamı dinleyince kütüphanenin 50 bine yakın kitap. İşte Jules Verne'nin öyle. Şimdi benim evime gelenler, benim kütüphanemin zengin olduğunu söylüyor. 14 bine yakın kitap var. Biliyorum. Şimdi hocam falan dinleyince bundan sonra ağzımı açmayacağım kütüphane için. Kenara koyuyorum. Estağfurullah efendim. Kenara ne demek koyuyorum. Ya? Hayır, benim mesleki mecburiyetim var. Şimdi ben jeoloji hocası olmak niyetiyle liseyi bitirdim. Rahmetli İhsan Ketin'le ben daha lisede tanıştıydım. Annemin bir dul arkadaşı vardı Müjgan teyze. O bir gün dedi ki ya bizim apartmanda da bir jeolog oturuyor. Tanışmak ister miyim? Dedim kim?
Dedi böyle Halim Selim çok kendi halinde bir adam. İhsan Ketin deyince ya Müjgan teyze dedi bu adam Türkiye'nin en büyük jeoloğu. O zaman ben İhsan Bey'in dünyada da çok bilinen bir adam olduğunu da bilmiyorum. Ben de sizin kitabınızda o röportajda okudum. Evet. Ya bu adam efendim okuduğu okulun hademesinin oğlu. 5 kuruş parası yok. Bir gün ona sordum. Ve yani İhsan Hoca'yı tanıyaydınız. Bir İngiliz centilmeni gibi bir adam. Müthiş bir adam. Yaratıcı falan. Hocam dedim siz nasıl oldunuz ya? Ki adam. Benim hayatımı değişti. 1. Atatürk. 2. Hans Claus. Hocası. Hans Claus çok meşhurdur. Yani dünya jeoloji tarihinde iz bırakmış bir adamdır. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 3 sene sonra Amerikalılar en büyük madalyalarını bu Alman'a verdiler. Ama İhsan Hoca dedi ki bir gün dedi Atatürk dedi sınıfa geldi. Bunlar fizik dersi görüyorlarmış. İhsan Hoca dedi kapı bir açıldı Atatürk. Hoca gördü hemen dersi kesti. Atatürk bakmış sen devam et demiş. Gelmiş ön sıralardan birine oturmuş dersi dinle. Çıkarken de müdüre, müdür de Yunus Kazım Köni. Yani nasıl isim biliyor musunuz? Nasıl isimler bunlar? Ya de attiçi mi diyor? Nasıl isimler? Nasıl isimler bunlar? Şimdi şey Atatürk çıktı da müdüre demiş ki şey yapın demiş. Bu adam çok iyi bir öğretmen. Maaşına 5 lira zam. Efendim o 5 lira bugünün parasıyla 9.000 küsur lira. İlave bu. Maaşını bunu yapın demiyor. Bunu 5 lira ilave edin diyor. Falan Atatürk giderken çocuklar lisenin şeyine yığılmışlar. Duvarına duvar yıkılmış. Paşayı göreceğiz diye. Falan ondan sonra Yunus Kazım Köni fizik hocasını çağırmış. Bak demiş paşanın emri var. 5 lira zam. Fizik hocası demiş ki sayın müdürüm kabul edemem. Bu benim görevim. Paşamız demiş, iltifat etti. Bu bana yeter. Bu Cumhuriyet'in kuşağının felsefesi. Evet, aynen öyle. Şimdi, aynen öyle. Hocam, şu fizikçilere bir bakalım mı? Ah, bakmayalım. Çok kötü bir kompleks hissediyorum. Ben bunları gördüm. Kendimi solucan. Hocam, ya Einstein. bu nasıl bir dönemmiş ki? Bütün bunlar bir araya geldi. Bu nasıl bir dönem? Ya nasıl oluyor? Ya şuraya bakın. Max Planck ikinci. Soldan. Yanında Marie Curie. Evet. Çift Nobel. Bir fizikte bir kimyada. Ama ne oldu? Kadını kıskandıkları için. Akademiye seçmiyor. Akademiye seçmiyor. Akademide rezil. Yalnız çok güzel demişsiniz onu. Akademiye rezil oldu diye. Evet. Rezil. O koca Fransız akademisi rezil etti kendini. Şimdi hocam UNESCO'nun biliyorsunuz tek kadın başkanı seçilmişti. 2 gün önce bizdeydi. Burada konferansta. Röportaj yapıyorlar. Atatürk'le ilgili son. Ne dedi biliyor musunuz? 20. yüzyılın dedi en önemli devrimcilerinden birisidir. Ama dedi devrimci olarak kadın hakları konusundaki onun dedi yaptıkları çabaları en önemli devrimidir. Doğrudur. Bir şey arz edebilir miyim? Estağfurullah. Buyurun usta. Efendim. Benim arkadaşım Profesör Dan McKenzie Cambridge'de. Bizim mesleğin en büyüklerinden biri. Bu da benim çok yakın arkadaşım. Bir gün onun evinde oturuyoruz. Kayınvalidesi orada. Kayınvalidesi, dikkatinizi çekerim. İkinci Dünya Savaşı'nda istihbarat binbaşı. Kadın. Falan. Banti dedi Celal İstanbul'dan. Aa dedi. Türk müsün sen? Evet dedim. Ben genç kızken dedi. Türkiye'de de aşık olduğumuz bir adam. Şimdi düşünüyorum da şarkıcı yok. Artist de yok. İskoçyalı bir kadın. Bak Türkiye'de kime aşık olur? Ben de kimdi o dedim. Mustafa Kemal Paşa. Dedim ya nasıl olur dedim o adam sizin düşmanınız dedim. Size sopa çekti. Hayır öyle düşünmedi. Mustafa Kemal Paşa dedi. Bir ortaçağ devletinden dedi. Birkaç yılda modern bir ülke yarattı. Kıymetini bir tek biz bilmiyoruz. Sormayın. Onu kıymetini bir tek biz bilmiyoruz. Ah efendim sormayın onu.
Dedi ki kadınlara dedi seçme ve seçilme hakkını dedi. Ekseri Avrupa ülkesinden önce o verdi. İsviçre'den önce verdi hocam. Evet. Uygarlık tarihine, insanlık tarihine baktığımız zaman cumhuriyetlerin erkeklerle kurulmuş olduğunu görüyoruz. Çünkü cumhuriyet görüntüsü çok basit. İlan edeyim mi ederim. Ama demokrasi öyle değil. Tabii. Demokrasi kültürü yaşanılarak öğrenilir ve uygarlık tarihi bize bir şeyi öğretmiştir. Demokrasi kadınlarla yaratılabiliyor. İşte çok Atatürk doğru. Onun için yani. Onun çok için doğru. Önemli. Durup dururken bunları yapmadı. Durup dururken o kadın hakları. Kadınlar üzerinde durup dururken durmadı. Öyle iş olsun diye durmadı. Tekrar şuraya geri döneceğim. Şimdi böyle baktığımız zaman bilim adamları. Bakın Marie Curie'nin yanında Hendrik Lorentz oturuyor. Bu adam... Ünlü Lorentz fizikçi. Bu adam diyor ki ışığın hızını diyor dikkate almadan bir ölçüm yapamazsınız. Uzunluk ona bağladı. Fakat bunlar hala bunu Newton teorisi içinde nasıl açıklarız? Açıklanamıyor aslında. Yanında açıklayan adam oturuyor. Albert Einstein. Değil mi? Yani şöyle bakıyorsunuz. Bakın ikinci sırada ilk başta Niels Bohr. Büyük dahi. Dahi değil mi? Ama bir Atatürk değil. Nereden çıkarttı bunu diyeceksin. Inge Lehmann bir kadın jeofizikçi. Dünyanın iç çekirdeğini keşfeden kadın. Ve dünyada yazılmış bütün bilimsel makalelerin başlığı en kısa olan makalesidir. P üssü. Bütün başlık bundan ibaret. Ve dünyanın iç çekirdeğini bulmuş bu kadın. Hemen diyor akademiye seçelim. Niels Bohr diyor ki akademiye kadın seçelim. Yani bir fizik bilim adamı o deha. Evet. Dahi diye kabul ettiğiniz evet. Bu adam ama kadın dediğin zaman evet. Hayır diyor kadın. Seçilmez. Yani Atatürk'ün seviyesinde niye değil? Anlatabildim mi efendim? Şimdi bakıyorsunuz ne adamlar bakın şurada Niels Bohr'un üstündeki adamın yanı Werner Heisenberg. 26 yaşında ordinarius profesör, 30 yaşında Nobel. Yani ya insanın aklı duruyor yani bu adamlara baktığında. Bunu bir kere Fatih gösterdiydi. Şuna bir bak dedi. Ne hissediyorsun? Kendimi kötü hissediyorum. Ne hissedeyim dedim abi yani. Peki şunlara baktığımızda o zaman bir tanım rica edeceğim. Bilim adamı nasıl tanımlanır? Kim bilim adamı? Bilim adamı duyduğu ve gördüğü her şeyi sorgulayan diye tanımlanır diye. Peki Osmanlı'da bilim ve bilim adamı var mı? Yok. Cumhuriyet ne yaptı? Estağfurullah, buyurunuz. Osmanlı'da aslında bir tane, iki tane bilim adamı var ama birincinin hikayesini çok bilmiyorum. Birinci meşhur Sarıfendi. Bu şeyin Fatih kütüphanesi. Fatih'e o kadar yakın ki birbirlerine dalga geçiyorlar. Bir keresinde Sarı Lütfü şeyin üstüne çıkmış. Bir mermerin üstüne çıkmış. Kitap alacak. Padişah da orada oturuyor, kitap okuyor. Bakmış, Lütfü ne yapıyorsun sen? Hünkârım demiş. O üstüne bastığın demiş taş, İsa babamızın demiş, mezarındandır. Lütfü bakmış ki bu dalga geçiyor. Bir başka zaman Lütfü toz alıyor kütüphanede. Yine Fatih gelmiş okuyor. Tozu bezini alıyor. Fatih'i kucağına bırakıyor. Ne yapıyorsun Lütfü diyor padişah. Aman efendim diyor. İsa babamızın kulağıydı diyor. Bu kadar. Müthiş. Değil mi? Bu kadar padişahla yakın. Ve bu kadar da parlak zeka. Espri yapıyor. Yani, espri gücü. Bakın Adnan adı var. Ve Şerefettin Yaltkaya. Onun bir kitabını Fransızca'ya tercüme etmiştir. Ve Fransa'da yayınlanmıştır bu. Bende var. Çok anlıyor musunuz derseniz hayır. Matematikten bahsediyor çünkü. Ulan Fatih ölüyor. Daha doğrusu zehirleniyor biliyorsunuz 48 yaşında. Birkaç ay sonra Lütfü idam ediyor. Neydi? Sultanahmet'te. Bu adam dinsizdir.
Peki Piri Reis'i ne olarak kabul ederiz? Oraya geçmeden peki, ikinciyi söyleyebilir miyim? Söyleyin. Piri Reis'i de oraya bağlayacaktım. Tabii. Şimdi benim çok iftihar ettiğim bir şey, yani reklam yapmak için söylüyorum ama tam reklam da değil, doğru çünkü. İTÜ'nün 1878'deki bugün rektörü diyebileceğimiz mühendisane nazırı Hüseyin Tevfik Paşa. Hı hı. Linear Algebra diye. Bir kitap yazıyor. İstanbul'da yayınlanıyor. İki baskı yapıyor. Ve kuaternyonlara bir geometri arıyor. Dört boyutlu bir şeye geometri arıyor. Falan Hüseyin Tevfik Paşa için Cahit Arf hocamız dediydi ki Celal dedi bu adam İslam'da dedi üç tane büyük orijinal matematikçi var. Bir, Ömer Hayyam. İki, El-Haysam. Üç bu adam. Şimdi çok daha acısını söyleyeyim. Ben Linear Algebra Hüseyin Tevfik Paşa Avrupa'da bir sahafta buldum. Aldım. Adamın adını duymamışım. Kazım Çeçen Hoca'ya gittim. Kazım Çeçen hocamız hem büyük bir mühendisti. Almanların büyük altın madalyasını aldıydı. Bu Frontinus Gesellschaft'ın Hagen madalyası vardır ki bu hidrolik mühendislerine verilen en büyük ödüldür dünyada. Kazım Hoca onu o kadar iyi bir mühendis. Bir taraftan da birinci sınıf bilim tarihçisi. Ona götürdüm. Hocam kim bu adam? Vallahi bilmiyorum kardeşim. Ama öğreniriz. Bunu söyleyen kaç senelik İTÜ hocası? Adam İTÜ rektörüymüş. Hiçbirimiz duymamışız bu adamı. Kazım Hoca uğraştı çıkarttı her şeyini. Sicilini, vicilini, bilmem nesini. Her şeyini çıkardı bu adam. Ya bu adam müthiş bir adam. Ama çölde çiçek yetiştiremez. Kaktüs yetişir. Ancak kaktüs. Madem bunu konuşuyoruz teknik üniversite taşın Piri Reis üzerine konuşalım. Yani bilim neden kabul etmeyiz bilim adamı olarak? Ya Piri Reis konusunda teşekkürler arkadaşlar. Vay. Şeyler görüyorsanız müthişler. Ve tanıştığınız ekibimiz hepsi kadın. Gençler. Aferin ama, onlara. Evet, ama Atatürk'ün kızları. Evet, yaşasınlar. Canavar gibiler. Piri Reis bizim ilk haritacımız. Öyle mi hocam? İlk coğrafyacımız. Çok güzel. Bir şey, şimdi bizim derken Osmanlı'yı mı kastediyorsun? Osmanlı'yı kastediyorum tamam. Bizim. O zaman doğru. Tabii Osmanlı'yı doğru. Kastediyorum. Çünkü biliyorsunuz Hunlar'da milattan önce bir hain prens Çinlilere kaçıyor. Elinde harita var. Evet. Adam o haritayı götürüyor. Ünlü Çinli amiral Zheng He neyi kullandı? Ya. Değil mi hiç farkında? O biliyorsunuz Zheng He Çinli bile değil. Değil evet. Moğol. Şeye şimdi programdan söz takdim edeceğim. Bu coğrafya keşifleri üzerine biraz çalışmıştım. Zheng He'ye hocam hayran oldum adama. Olunma 7 sefer ya. Adama hayran oldum. O koca filoyu kuruyor. 300 donanmalı. O nasıl bir gemiler nasıl? O gemiler Christoph Kolomb'un. O Santa Maria'sı. Dur, buradan geleceğim oraya. Küçük sandal gibi duruyor. Küçücük tabii. Üç geminin üçü de küçücük sandal. Evet. Gerçekten sandal. Hakikaten çok doğru. Öyle. Şimdi Piri Reis. Christoph Kolomb. Evet. Piri Reis bu önemli bir haritacı. Çok. Önemli bir coğrafya. Çok. Fakat çok büyük padişah dediğimiz Kanuni Sultan Süleyman ne yapıyor bu adamı? Kafasını vurduruyor. Evet. 90 yaşına gelmiş adamın kafasını vurduruyor. Niye? Mısır valisinin bir uydurma kumpasına kurban. Evet. Gerçi sonra Mısır vali... ve Basra valiliği. Evet. Gerçi onların da sonra kafasını vurdurdu. Ayrı bir şey. Ama şimdi bunu ben bilmiyordum. Hı. Ellerine sağlık demek lazım. Evet. Tabii sonra kafasını vurdurdu onu da. Şeye geldi. Fakat hemen şunu arz edeyim. Buyurun. İzin verirseniz. Bu kartın arkadaşlar rica edeyim çok güzel. Biraz konuşacağız hocayla bunun üzerine. Rüşvetin adet haline gelmesi Kanuni'nin Rüstem Paşası'yla başladı. Evet. Evet. Sinan Paşa ile başladı işte o camiyi yaptıran. Rüstem Paşası ile başladı. Çok doğrusunuz. Şimdi hani Osmanlı'daki devlet adamları, padişahların hepsi devlet adamı diye yorumlanır mı, yorumlanmaz mı? Bir onlara da bakacağız. Şimdi şu coğrafi keşifler üzerinde birazcık duralım isterim hocam. Şimdi Teknik Üniversitenin kuruluş tarihini 1773 diye kabul ediyoruz. Deniz Harp Okulu'nun kuruluş tarihinde 1773 diye kabul ediyoruz. Fakat zat haliniz buna şiddetle itiraz ediyor. Şimdi... Efendim siz denizciler
kendi tarihinizi bizimle bir tutuyorsunuz. Bahriye ama sebebi... Ama adı tabii. Bahriye. Bahri Hümayun. Evet. Ama mühendishane. Sahne-i Bahriye. Art okulu değil. Bak tamam. Mühendishane-i Bahri Hümayun. Şimdi Cezali Gazi Hasan Paşa. Biliyorsunuz Mühendishane-i Bahri Hümayun kurulduktan sonra matbaası da kuruldu. Orada kitaplar da basıldı. Kitaplardan birisinin adı ne biliyor musun hocam? İncilerle yüklü fikir teknesi. Neyi anlatıyor? Gemi yapımlarını. Gemi yapımlarını. Onu Deniz Kuvvetleri Dergisi'nin bir tarihte eki olarak yayınlamıştık. Ben o zaman daha subaydım. Ciddi mi? Tabii tabii. O şeyin... Onu bulabilir miyiz? Ben size fotokopi veririm. Üstelik şeyin onu ilk kaleme alan bizim eskilerden deniz subaylarımızın kendi orijinal nüshasını bana bırakmış. Allah aşkına! Evet hocam. Peki bir şey sorayım efendim. Sizin Kasımpaşa'daki matbaanızda yok mudur ondan? Hayır. Hocam şimdilerde bir şey bulamazsınız. Geçmiş olsun. Şimdilerde bir şey bulamazsınız. Neyse. Hayır. O geçmişteydi o. Tabii. Soruyorum. Onlar geçmişteydi. Onun bir orijinalini bulabilsek, yani sahaflarda falan... Teknik Üniversite Kütüphanesi'ne tamam. Koymak. Çizimleri görmeniz lazım. Hocam santimetre mertebesinde hata yok. O zaman göndermiştik biz Teknik Üniversite'de. Demiştik ki bir bakın bakalım bunun endazesine, olsana, busuna. Onlar da hayret etmişlerdi. Şimdi böyle bir şey geliyoruz. Kemal Bey Dilli hocamız evet. Bir kitap yayınladıydı. Evet. Bizim hocaların yaptığı gemile. Hı hı. Şahane. Hocam şahane. Önce bizim Osmanlı tarihinde Göke ile başlıyor. Gerçi o çok klasik bir gemi değil falan. Ama Fatih Sultan Mehmet döneminde biz burada Haliç'te Tersane'de hocam 452 parçalık donanma yaptık. Gemi. Selçuklar'da Alanya Tersanesi'ni düşünelim. Evet. Yani gelen yok değil var. Ama yürümeyen bir şey var. Peki şimdi konuşuyoruz. 1773'te biz onu kurduk. Osmanlı Devleti 1299 denir ama Halil İnalcık Hoca şıkkı duysun 1302 der. Yalakova Savaşı'ndan o onu kabul eder. Ben de onun doğru ona inanıyorum. Evet, evet. Yani çünkü tarihçilerin kutbu Halil Hoca. Ya, bir de adam belgeyle çalışıyor. Değil mi hocam? Yani o benim rahmetli çok iyi dostumdu. Çok severdim Halil Hoca'yı. Belgesiz konuşmayan bir adamdı ya. Müthiş, yani. Müthiş. Şimdi peki neden Osmanlı Devleti bakıyoruz? Gerçi tabii bir deniz imparatorluğu olmadı. Coğrafi keşiflerde yer alamadı da. Ne oldu? Bu coğrafi keşifler... Niçin Avrupalı kralların, hatta bir kraliçenin tabii onu da destekledi. Onların desteğiyle yola çıktılar. Sonucu ne oldu bu coğrafi keşiflerin? Bir onun üzerine bir efendim, konuşalım. Efendim yani denizciye anlatmak haddim değil benim bu hayır, işe. Hayır. Ama... Esnaf ben size bir şey söyleyeyim. Siz Fatih Altaylı ile yaptığınız coğrafi keşifler programı var ya. O efsane ve arşivlik. Çok yararlandım. İltifat ediyorsunuz ama sağ olun. Çok yararlandım. Bakın sizden gelen bu iltifat bence çok kıymetli. Hatta bir şey söyleyeyim size. Şimdi kendiniz de göreceksiniz. Bu coğrafi keşifler şunun üzerine yazdığım kitapta bakın sizden alıntım var benim orada. Orada ya, izlemişim, yani, notlarım bu var. Bu kadar büyük bir... Estağfurullah, notlarım sağ var. Sağ olun yani. Lütfen. Bir deniz subayından bu geliyorsa helal olsun ya. Şimdi lütfen. Efendim, burada şunu vurgu yapmam. Coğrafi keşiflerin başlangıcı olarak biz hep Kolomb'dan bahsediyoruz. Fakat esas bu işi başlatan Infante Dom Henrique, Portekiz evet. Kralının oğlu ve... Denizci Filip diye tanımlarız. Öyle mi? Tabii. Falan. Enrique, Denizci Henrique. Denizci Henrique. Şimdi bu adamcağız kafaya koymuş. Bir okul kuruyor. Evet. Akademi kurdu. Evet. Kafaya koymuş... Bugünkü Denizcilik Yüksekokulu diye düşünsün izleyiciler. Evet, evet aynı. Bu kafaya aynen. Koymuş Hindistan'a mı gideceğiz? Şimdi nasıl gideceğiz? Seferler gönderiyor. Şimdi kendisi vefat ettiği zaman ancak Bayo'dan burnuna ulaşmış. Hı hı. Fakat Portekiz bunu devam ettiriyor. Barcelona'ya Diaz'lar en son Ümit Burnu'nu buluyorlar. Her gittikleri yere bir bardağı dikiyorlar. Koskoca bir haç. Mermerden yapılmış. Üzerinde Portekiz Devleti'nin arması. Her gittikleri yer. Ben Güney Afrika'dayken dedim ki ben bu Ümit Burnu'na dikilen bardağı görmek istiyorum. Benim arada çok sevgili bir arkadaşım var. Jeolog. Bir New York Yahudisi. Son derece kültürlü bir adam.
Dedi sen onu görmek istiyorsun. Evet. Ve gel götüreyim seni. Dedim bir dakika abi ta nerede lan? Hayır canım dedim. Kütüphanede duruyor. Alamadım dedi. Biz oraya dedi taklidini diktik. Esası burada dedi. Müthiş. Almışlar adamlar kütüphaneye dikti. Bizim Blue Ashwall aldı beni. Kütüphaneye gittik. Şahane bir cam şey içerisinde. Baradova duruyor orada. Ondan sonra Vasco da Gama geliyor. Daha doğrusu Vasco da Gama demek lazım. Bakın Vasco da Gama geliyor turuncu renk. Mor renk Bartolomeo Diaz. Turuncu renk Vasco da Gama. Vasco da Gama son derece uyanık bir adam. Bugünkü Mombasa'ya geliyor. Diyor bana bir pilot lazım. Hindistan'a gidiyor. Orada bir araba alıyor. Yani. O adam götürüyor onları. Hı hı. Vasco da Gama dönüyor. Hemen krala rapor. Ne yapıldı, ne edildi. Şimdi onun götürdüğü, onu götüren kaptanın Muhit diye bir kitabı var. Bu kitabı bizim amiralimiz neydi o şeyin adı mı? Barbarossa aleti. Hayır. Hangisinden söz ediyorsunuz? Hindistan'a gidelim. Fil tufanının vurduğu. Şimdi konu Kılıç Ali'yi mi konuşuyoruz? Yok. O fil tufanı biliyorsunuz bunlar bizim kadırgalarla Hint okyanusuna çıkıyorlar. Şeyi yazan. Tufetül Kübar, Feyyesfar Bihar onu yazan. Kâfir Çelebi'yi konuşmuyoruz. Hayır. Bu şey Mirat-ı neydi? Mirat-ı Memalik. Onu yazan. Şimdi Vasco da Gama gidiyor, rapor veriyor. Bu adam Muhit'i tercüme etmiş. Seyid Ali Reis'i mi konuşuyorsunuz? Evet. Seyid Ali Reis. Seyid Ali Reis bunu tercüme etmiş. Almanlar da bastılar. Siz hiç onun Türkçe tercümesini gördünüz mü? Ben görmedim. Yok. Yok değil mi? Yok. Hani yani ben görmedim. Abi yani çünkü ben Deniz Müzesi'nin müdürlüğünde yaptım ama ben görmedim. Yani efendim. Ben çok arandım. Yok böyle bir şey. Kayıtta bile yok. Yani ondan sonra Miratül Memali'yi yazıyor. Şimdi bunlar Hindistan'a Gujarat'a vuruyor. Tayfun bunları. Ben yola çıkıyorlar. Efendim Pamirleri geçiyor. Yani Hindu kuşu aslında geçiyorlar. Oradan gidiyorlar. Edirne'ye kadar. Padişah Kanuni Sultan Süleyman Edirne. Orada anlatıyorlar. Anlattıkları ne biliyor musunuz? Efendim, bilmem ne sultanına gittik. Zat-ı Ali'nize en derin hürmetlerini sundu. Bizlere hılat giydirdi. Güzel şiirler okundu. Anlattığı bundan ibaret. Bu herif koca amiral ya. Abi adam gittiğin yerlerde askeri hiçbir şey yok mu ya? Efendim, bir kere olması için bir günlük tutma, yazma alışkanlığı olması lazım. Okuma alışkanlığı olması lazım. Yok. Peki lütfen söyler misiniz bana o günden bugüne kadar bu söylediğim konularda bir değişiklik görüyor musunuz? Hayır yok. Evet. Ya bu gelenek. Şimdi padişaha şiir okunmuş. La bize ne? Hani güzel padişaha hediye edersin şiir kitabını durur bir kenarda. Ama kardeşim sen dünyanın en yüksek dağlarını geçmiş. Köller geçmiş. Çok zengin memleketlerden geçmiş. Sen denizcisin, hiç aklına gelmiyor mu be adam? Biz burada ticaret yapabilir miyiz? Kimlerle müttefik olabiliriz? Ama şimdi onun olması için bir Osmanlı Devleti'nin bir denizler imparatorluğu olması gerekir. Kara imparatorluğu. Tabii efendim. İki, onun olabilmesi için işte aynen oradaki Prens Ohenreke gibi sizin öyle bir mektep, tırnak içine söyleyeyim, öyle bir mektep kurma düşünceniz, isteğinizin olması gerekir. Şimdi en önemli kısmı, şimdi onu konuşacağım, din ile bilim arasındaki ilişkiler şey. Kristof Kolomb bütün o seyahati boyunca hocam ne kadar not tuttu bu adam? Değil mi Kristof Kolomb'un günlükleri? Evet. Tabii Kristof Kolomb'un yanında işte daha önce bunun da önlüğünü açmış olan o başka denizcilerin tutmuş oldukları günlükler var. Şimdi yine madem ki kalsın şu görüntü arkadaşlar. Evet.
Buradan benim yine, saygım sonsuz yen, bu. Evet, yeniden Piri Reis'e geri çekeceğim onu. Onu istirham harita, edecek. Tabii o, şimdi o harita üzerine konuşalım. Hayır, haritadan önce tabii. Siz mektepten bahsettiniz. Evet. Piri Reis böyle bir şey istiyor. Hı-hı. Şimdi Portekiz'de malumunuz Casa Invia var. Buradan harita çıkartmak yurt dışına cezası ölüm. Hı-hı. İspanya'da Casa de Concentración var. İspanya'dan harita çıkarsınızsanız cezası ölüm. Bu adamlar coğrafyanın önemini bu kadar iyi anlamış adamlar. Piri Reis'in haritası diye konuşuyoruz. Evet. Yahu harita Kolomb'un da kullandığı, Piri Reis'in kendisi söylüyor ki bu haritalar işte geldi. Kolombu denen kafirin evet. Diyor bir adamından evet. Aldık ama diyor. Peki oturup Piri Reis üzerine yazanlar haritayı neye uğraşıyorlar? Oturmuş o yazmış. Yok efendim işte uzaydan bilmem ne olmuş da bak oradaki görüntüymüş de. Ya oturun Afet İnan'ın yazdığını bir okuyun değil mi hocam? O bile yanlış. Ya, diyorum bak hayır onu bile okumuyorlar. Tabii. Söylediğim o. Şimdi, bak hocam onu bile okumuyor. Yani alt tarafı 8 sayfa değil mi yazılan? Yok şu kadar bir tamam, kitap. Diyorum yani baktığın zaman 8 sayfa ya. Özetlediğin zaman 8 sayfa evet, çıkıyor. Evet. Ya açın bir Allah'ın kulları onu okuyun. Piri Reis'in kendi cümlesine bir bakın. Adam ne diyor size? Ama o adamın özelliği ne? Onları toplayıp adam oradan çizmeyi adam denizci. Başarıyor. Haritanın evet. Kıymetini biliyor muyuz? Ne olduğunu biliyor. Ve tabii. İspanyolları tanıyor. Portekizlileri tanıyor. İtalyanları tanıyor. Diyor ki cihan imparatorluğu mu almak istiyorsun? Denizlere hakim olacaksın. Denizlere hakim olacaksın. Başka yolu yok bunun diyor. Şimdi Piri Reis'in bulduğu harita. Bu Piri Reis'in çocuklar. Bu Avrupa'da. Bu şeyde Avrupa Bahriye'den. Haritası. Evet. Bu Bahriye'den. Bu Piri Reis'in çizmiş olduğu harita zaten o tek parçası kaldı. Öbürü 7 parçası onu bulunamıyor. Bir onu bulabilirseniz eğer. Tek parçası. Evet onu bulabilirseniz. Bu kitap Bahriye'de bu Avrupa kısmıyla ilgili olarak. O hani bir Amerika kıtası gösteriyor ya üzerinde oradaki papağanlar, mapağanlar var, hayvanlar ya. Var, şeyler var. Evet. Evet. Şimdi bir Piri Reis üretiyoruz. Demin söylediğiniz bir şey var da denize hakim olan dünyaya hakim olur. Hocam bak. Barbaros Hayrettin bunu söylüyor adam. Barbaros Hayrettin bunu söylüyor ama bunu kuram haline getiremiyoruz. Sonra Amiral Mahan diye bir adam çıkacak. Aynı cümleyi söyleyecek. Peki o cümleden ne çıkacak hocam? O cümleden büyük Amerikan İmparatorluğu çıktığı gibi Büyük Britanya Deniz İmparatorluğu çıkacak. Büyük Britanya, şu kadar İngiltere. Evet. Bütün dünyaya hakimdi ya. Tabii. Neyle hakimdi? Donanmasıyla hakimdi. O donanmanın bir derdi var. Şimdi Pasifik Okyanusu'nun ortasında neredeyiz? Adamlar yarışma açıyorlar. Royal Society yarışma açıyor. Ve Henderson en sonunda yanında taşınabilecek onun meşhur K4'ünü yapıyor. James Cook onu alıyor. Pasifik'in ortasında sextant'la bakıyor. Güneşin yüksekliğini ölçüyor. Kronometre, iki kronometre. Bir tanesi İngiltere zamanını gösteriyor. Bir tanesi bulundukları yer öğle vakti. Ama orada da iki kadını unutmayalım hocam. Büyük Britanya Deniz İmparatorluğu'nu kurduran iki kadın. Kraliçe Victoria ve Birinci Elizabeth. Evet. Öyle Birinci Elizabeth. Yani bütün kadın izleyicilerime önereyim. Lütfen açın Birinci Elizabeth'in bir okuyun, hayatını okuyun. Değil mi? Değil mi? Okuyun özellikle işte. Değil mi efendim? Akademisyen. Zırhı giyiyor. Meşhur armada geliyor karşıda. O armadaya yani karşı. İspanya armadasıyla evet, savaşıyor. Evet. Yenilmez armada kadın. Geliyor. Kadın ne diyor? Ya diyor bunu yok edeceğiz. Ya ben sizinle öleceğim. Evet. Müthiş bir şey yani. Onun için şimdi geri dönüp yeniden Osmanlı Devleti'ne tekrar meseleyi geriye çekeyim hocam. Şimdi bir kara imparatorluğu. Barbaros Hayrettin, Kanuni Sultan Süleyman'a gelip güçlerimizi birleştirelim demeseydi yine o Bahriye olmayacaktı. Bahriye aynen olmayacaktı. Aynen öyle. Tabii. Ya ondan sonra da çöküyor tekrar ya. Tabii. Şeyin arkadaşlar bulabilir misiniz? Daha önce ben söylemediğim için tabii haklılar. Barbaros'un sancağı vardır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Deniz Müzesi'ndedir orijinali. Bulabilirseniz eğer onun üzerindeki simgelerle ilgili bir şey anlatmak isterim çünkü. Bulabilirseniz eğer. Evet. Çünkü Portekiz'e de götürürüz. Şimdi efendim, Piri Reis haritasının hikayesini benden iyi bilirsiniz. Tekrarlayalım onu lütfen. İzin verirseniz lütfen. Seyircilerimize.
mikrofonu şey düştü. Tamam. Alabiliriz yukarıya. Buraya şu yan tarafı. Buraya zarar vermesin. Yok yok oraya zarar vermesin. Rahat olun. Rahat aldım, olun. Aldım tamam. Efendim aldım. Rahat olun. Hiç dert değil. Tamam. İzninizle açayım. Rahat olun. Şuraya. Çakmak cebi eskiden vardı. Artık yapmıyorlar. Evet. Ama ben yaptırıyorum ceketlerimi. Evet. Artık çakmak cebine aletlerimizi koyuyoruz efendim. Öyle mi? Evet efendim. Şey. Siz çakmak cebini hatırlayan nesildensiniz. Kesinlikle hocam. Diye bak çıkıyor. Tabii. Hocam tabii ki o nesildenim çünkü ben sizden bir yaş büyüğüm. Evet, evet. Evet. Ya ben onu duydum inanamadım. Ben sizden bir yaş büyüğüm. Vallahi bizim Cevdet dedi ki ya şunu söylememe izin ver. Estağfurullah. Başka kullanmayacağım tamam. Bir daha. Komutan senden bir yaş büyük dedi. Evet. Yapma ya onun dedim. Için, tabii. Falan Oya da ne dedi biliyor musun? Ne dediler Oya Hanım? Utan haline dedim. Hayır efendim. Estağfurullah Oya Hanım efendi. Tam tersi biz hocayı özledim. Vallahi şimdi. Reis'in. 1926'da Atatürk emir veriyor. Topkapı Sarayı millileştirilmiş. Envanteri çıkarılsın. Halil Ethem o zaman Asar-ı Atika o müdürü. Bunlar efendim kitaplara bakarken ha babam Yunanca kitap çıkıyor. İstanbul Rumları okuyamıyorlar. Klasik Yunanca falan tesadüf. Berlin Üniversitesi rektörü Adolf Deisman çok ünlü bir yeni ahit uzmanı. Dolayısıyla hem klasik Yunanca'yı biliyor hem Koine Yunancasını biliyor. O da Efes'te kazı yapıyor. Tabii her sene kazı için izin alınıyor. Bunlar Halil Ethem'le ahbap olmuşlar. Halil Ethem de Viyana'da okumuş, iyi Almanca biliyor. Falan. Halil Ethem bir gün diyor ki Adolf diyor Almanya'ya giderken diyor bir uğra şuraya. Birkaç bir şey var onu göstermek istiyoruz sana diyor. Çünkü biz okuyamadık bunları diyor. Tabii tabii gelirim diyor. Bir önüne koydukları kitap İlyada 13. yüzyıl. Adam demiş bunu nereden buldunuz? Halil Ethem ya dur çok var daha bunlardan falan. İkinci koydukları Ptolemaios. O şahane atlas. O Ptolemaios'un konik projeksiyon değil de böyle hafif küremsi o globular projeksiyon denen kendisinin tavsiye ettiği ama çizilmesi zor. O çıkıyor karşılığında. Deisman diyor ki bak Halil diyor şimdi iç ciddiye bindi diyor. Çünkü çok harap kitap. Feci. Daha sonra onu restore eden Robert Fuchs ki benim ahbabım bir sene suyun içinde kalmış. Bir sene imparatorluk sarayında o şahane eser Amerika'nın bulunmasına sebep olan eser bir sene suda kalmış. Kimse gelip bana Osmanlı'nın büyüklüğünü anlatmaz. Mürseli Tabip İbrahim Efendi vardır. Muazzam bir Avrupa haritası çizmiş. Deniz Müzesi'nde duruyor hocam. O haritada aynen öyle karpuz tezgahında bulunuyor. Eminönü Yeni Cami'nin orada karpuz tezgahında bulunuyor. Hiç anlatmayın. Anlatı, ben bir kere anlatılacak gibi değil. Ben ya. Bir kere Avusturya'da bir şatoya gittim. Greilenstein şatosu. Bu bir kontun şimdi gelir aklıma adı. Onun ailesinin şatosu. Kont İstanbul'a gönderiliyor elçi olarak. Yanında da ressam götürüyor. İşte 4. Murad'ın sadrazamın hepsinin resimleri var. Baktım kapının üstünde bir dünya haritası. Osmanlıca. Ama belli ki Avrupa'dan kopya edilmiş. Dedim, kontes beni gezdiriyordu. Kufstein. Kontes beni, dedim kontes. Biri reis geldi. Teşekkürler arkadaşlar. Dinliyorsunuz. Evet. Ya şunu şöyle dikmek mümkün mü ki seyircimiz atlasın. Sanıyorum dikebilirler. Yani batıdan bakmıyoruz evet. Da. Dedim bu harita bilinmiyor ya. Kontes aynı zamanda tarihçiydi. Bunu dedi işte Kont Kufstein şeyde bulmuştu. İstanbul'da bulup almış. Ya dedim bunun yayınlanması lazım. Üzerindeki bütün hurufat eski Türkçe. Falan bunu bir tarihçi arkadaşa verdim. Siz hatırlarsınız Kontes bir deniz sempozyumunda benimle beraber sundu bu haritayı.
Hala yayınlanma bekliyoruz, iyi mi? Beni şaşırtmıyor. Hocam ben artık şaşırmamayı öğrendim. Vallahi bile şaşırmamayı öğrendim. Şimdi o zaman Fatih Sultan Mehmet'e işi lafı getireyim. Şunun için getireceğim. Fatih Sultan Mehmet, siz katılır mısınız bilmiyorum. Benim düşüncem, 36 Osmanlı padişahı içerisinde en önemlisi, hem devlet adamı olarak önemli, hem bilime değer veren, önünü açmaya çalışan olarak önemli ve tablosunu yaptırmış olması. Ya. Ve madalyonlar ve Latin harfleriyle yazıyor üstünde. Osmanoğlu diye yazıyor. Hocam yıl 2008, şu Fikrimizin Rehberi kitabı, Atatürk'ün biyografisi. Üzerine 25 yıl çalıştım onun. O kitap öyle yayınlandı. Röportaj yaptı Sabah gazetesinden. Genç yaşta da maalesef o kızcağız hayatını kanserden kaybetmiş. Burada da anlatıyorum Atatürk'ün kendi ağzından, anekdottan. Ona sordu bir gazeteci, yabancı bir gazeteci. Hayran olduğunuz hani iki kişi kendi tarihimiz açısından. Biri dedi ki, birisi İslam peygamberi Hazreti Muhammed, ikincisi Fatih Sultan Mehmet. Güzel onu anlatıyor. Gazete yönetimi şöyle düşünüyor, yayınlayacaklar ya. Atatürk işte İslam peygamberine birinci sıraya demiş, ben hayran oldum. Ya böyle bir şey olur mu? Atatürk ve onun üzerine şöyle demişler. Toktamış Ateş Hoca'ya da başvuralım. Benim master'da, doktora da tez danışmanı. Toktamış Hoca'ya gidiyor kızcağız. Diyor ki hocam böyle böyle. Erol Mütercüven'in işte kitabı, röportaj yaptık böyle diyor. Toktamış Hoca da diyor ki, Erol benim öğrencim. Erol yazdıysa doğru, ciddi bir adam. Evet aynen öyledir diyor. Niye tereddüt ediyorsunuz diyor Toktamış Hoca. Peki gazete ne yaptı biliyor musunuz? Yine de ikimizin röportajı benim için büyük şeref. İkimizin röportajını yan yana yayınladı. Şimdi geldiğimiz hale bakar mısınız? Onun için diyorum artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Doğru, diyorum. Doğru yani. Hiç, tamam, peki şimdi siz Osmanlı tarihine baktığınız zaman sizin sıralamanız nedir padişahlar konusunda? Bir. Fatih sonra, birincidir. Yani hiç. Ve ondan sonrası, yani bir ikinci Mahmut iyi işler yapmıştır. Tam onu soracaktım. Ne düşünüyorsunuz? Tabii, efendime söyleyeyim, Abdülmecit iyi işler yapmıştır falan. Fakat deha arıyorsanız Atatürk'e kadar kayıt sıfır. Evet. Fatih'ten sonra boşluk. Ta Atatürk'e kadar. Ama inanılır bir şey değil ya. Ama bakın hocam, şimdi bunu da çok ben normal ve doğal karşılıyorum. Niye? Çünkü insanlık tarihine baktığımız zaman deha dediklerimizin sayısı zaten çok az. Çok az. Doğru. 1934 ya da 1935 olabilir. Amerika Mark Twain Enstitüsü'nden bir mektup geldi Atatürk'e. Ne diyor biliyor musun hocam? Biz sizi diyor, insanlık ve uygarlık tarihinde üç kişiyle mukayese ediyoruz. Büyük İskender, büyük Augustus, İmparator Augustus, evet. Üçüncüsü Napolyon Bonaparte. Niye söylüyorlar biliyor musun? Dört büyük askeri strateji deha olarak bakıyorlar. Strateji dehası, büyük komutan değil. Şimdi konuşacağız büyük örnek Cengiz üzerine, efendim, Atilla üzerine şey konuşacağız. Arz edebilir miyim? Estağfurullah. Bu Amerikan cahilliğidir. Napolyon'un ne işi var Atatürk'e? Söylemelerinin sebebi şu. Söyleyeyim. Hayır, Atatürk diyor ki, Napolyon demiş ki, ben giderim plan arkamdan gelir. Atatürk de demiş ki, tam öyle tersi. Gidiş Helena Kayalı, Santa Helena kayalıklarında biter demiş. Aynen öyle, Moskova'da biter. Onu söylemelerinin sebebi hem biliyorsunuz Napolyon dönemindedir o ideoloji kavramının çıkışı. Tabii tabii yaptığı çok büyük işler var. Strateji üzerine konuşmak. Bir de Fransız medeni hukuku vatandaşlık yasasının. Hatta madem ki öyle söz açtık, aynı şeyi Atatürk'e sorunca ya Ruşen Eşref ya da yok estağfurullah Ankara Hukuk Mektebi'nin yaver yanında da söyleyince bu medeni kanun falan. Demiştir ki ama unutma onu Napolyon hapishanedeyken yazdı. İşte dışarıdayken yapıyorum o. Yani bunlar şimdi, tabii ama neden itiraz ettim buna hemen? Yani siz sırf askeri deha arıyorsanız. Strateji deha tabii de. O zaten askeri strateji. Cengiz Han ve Timur'dur. Ha. Atatürk'ün yanına koyabileceğiniz iki tane adam var. Zaten Atatürk, Timur için o ünlü bir cümlesi var onun. Benim yaptıklarımı Timur yapar ama onun yaptığını ben yapamam cümlesi Atatürk'ün kendisine aittir ama kumandan olarak bakıyor. Tabii asker. Komutan olarak, tabii, komutan asker. Olarak. Şimdi komutan öbür üçüyle Atatürk arasındaki fark şöyle bir şey. Üçü de imparator, üçü de yayılmacı. Evet. Bugünkü terminoloji sömürgeci. Atatürk'ün özelliği ne? Büyük savunma savaşçısı. Aynen. Emperyalizme dur diyen adam. Şimdi öyle konuşuyorsunuz ya. Peki o zaman, şimdi hocam Osmanlı'da bilimde bir geri şey kalan... Bir şey arz edebilir buyurunuz. Miyim?
Arkadaşları şimdi diyorlar ki ya paşam buraya kadar geldik şu Selanik'i alalım. Ya. Alamayız diyor. Çünkü savunamayız. Annesi istedi. Ne dedi annesine? Anne buraya kadar bir dünya değişti. Aynen şey. Evet. Savunamayız artık. Ve savunamayız. Kazandıklarımızı da kaybederiz. Evet. Annesinin biliyorsunuz bütün hayat boyunca o çıkını hazırdı. Bir gün Selanik'e geri dönecek. Evet. Babası orada gömülü Atatürk'ün. Büyük babası. Kardeşi orada gömülü. Büyük baba kardeşleri orada gömülü. Evet. Kardeşin, üç kardeşin üçü de orada gömülü. Evet. Bir tek Makbule Hanım burada. Evet. Bir tek... Hocam şimdi Osmanlı üzerine konuşulurken denir ki Osmanlı Devleti'nin işte bilimde yer almayışı, geri kalmasının sebebi dindir. Peki din ile bilim arasında uyuşmazlık mı var? Efendim dinle matematik düşünce arasında uyuşmazlık mı var? Niye bu süreçte? Şöyle arz edeyim. Estağfurullah. Buyurun. Dinlerin hepsi belirli zamanlarda belirli amaçlar için icat edilmiştir. Bu amaçlar temelde iki tanedir. Bir, etrafınızda olanları anlayabilmek. İki, cemiyete düzen vermek. Şimdi, siz basit ilk insansınız. Etrafınızda bütün şeyler cereyan ediyor. Zelzele oluyor. Yıldırımlar düşüyor falan. Bunu izah edebilmeniz için elinizde bir model var. O da kendiniz. Çünkü kendinizden başka bir şey bilmiyorsunuz. Bir de güçlü hayvanları biliyorsunuz. Dolayısıyla diyorsunuz ki bunları yapan, bana benzeyen bir şey ama bu sınırsız bir güce sahip benimle mukayese edilirse. Bir de işte ben babamdan da dinledim, onun zamanında da oluyordu bunlar. Demek ki bunlar ölümsüz. Çıktı mı size Tanrı kavramı? Ha, şimdi bundan sonra siz cemiyetinize düzen vermek istiyorsunuz. Ben Celal Şengör olarak çıkıyorum. Bu cemiyete diyorum şu kanunlar lazım. Şu insanların işte kaçınılmaz olarak özgürlükleri sınırlanacak. İşte hırsızlık yapamayacaksın, bilmem ne yapamayacaksın falan filan. Benim otoritem ne ya hiç? Adam der ki lan sen de benden birisin. Ne anlatıyorsun? Ama ben dersem ki bana vahiy geldi. Yukarıdan bir emir geldi. Kimden? İşte o sonsuz güce sahip ve ölümsüz kişiden geldi. Ha, o zaman işler değişiyor. Korkmaya başlıyorsunuz. Ulan bana da bir şey yaparsa bu diye. Dolayısıyla Avrupa'daki bütün krallar bilirsiniz otoritelerini Tanrı'ya dayandırırlar. God given. Din budur. Şimdi siz herhangi bir olayı kendinizle mukayese ederek açıklıyorsanız, bu kaçınılmaz olarak yanlış bir açıklamadır. Ya zelzele olduğu zaman bunu herhangi birisi yapmıyor. Belirli fizik kanunların neticesinde oluyor bu. Yani dünya üzerinde levhalar hareket ediyor. O levhalar bazen sıkışıyor bir yerde. Ama hareket devam ediyor. Dolayısıyla sıkıştığı yeri kırıyor, deprem oluyor. Eskiden levha tektoniği teorisi yokken işte dünya büzülüyor diyorlardı. İşte büzüldüğü zaman kırıklar meydana geliyor. Meydana gelen kırıklarda deprem oluyor. Ondan önce efendim diyorlardı dünyanın içinden sıcaklık çıkıyor. Çünkü volkanları biliyorlar. Bunlar diyorlardı yüzeye gelemeyen volkanlar. Çünkü bir volkan patlamasında ki İtalya meşhur o zaman da deprem oluyor. Böyle açıklıyorlardı. Şimdi bunların hepsi bilimsel açıklama. Ama bunların hepsi yanlışlandı ta şeye kadar. Levha tektoniği teorisine kadar. O çıktı, onu henüz yanlışlayamadık. Elimizden geleni yapıyoruz ama henüz yanlışlayamadık. Peki bugün deprem dediğinizde harp teknolojisine bağlayanlar var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Harp enerji yaratıyormuş, o deprem oluyormuş efendim işte. Şimdi efendim, faynları, hareket benim, ettiriyormuş. Siz benim havacı yanımı ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bir şey söyleyecektim, sizin karşınızda söyleyeyim. Estağfurullah, yani, estağfurullah. Fakat efendim, bu aptallıktan öte, yani tam gerizekalı. Evet, siz de aynı. Çünkü harp, atmosferle ilgili bir proje ya, ne alakası var? Ve ne yazık ki işte... Yaşadığımız son o büyük felaket, o büyük deprem mi? Kalkıp bunu böyle açıkladılar. Üstelik de açıklayan şahsiyetlerden birisi, bir televizyon ekranındayım.
benim karşımda anlatıyor. Dedim ki bir dakika, ben fizik tahsil ettim. Fizik matematik çıktığına da abi yaptım. Bu kadar yıl dedim harbi okumda hocalık konayım. Yapma bunu, söyleme. Söylemeye devam etti. Canlı yayın. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Sevgili seyirciler, bu son yayındır dedim. Bir daha ben bu ekranlarda olmam. Bıraktım, ağzınıza sağlık. Terk ettim gittim. Ağzınıza sağlık. Ya böyle bir şey olabilir böyle mi? Böyle bir zırvalık ya. Harp teknolojisi. Bir de bunu nasıl anlatıyorlar? Bir de ben bu konuda kitap yazdım falan diyor. İşte hep konuştuğumuz konu. O zaman burada eğitim öğretim sistemimizde mi bizim bir problem var? Ne var burada? Biz çocuklarımıza neyi öğretemiyoruz? Ailede başlar. Biz çocuklarımıza neyi öğretemiyoruz? Sorgulamayı öğretemiyoruz. Çünkü... Niye yapmıyoruz? Çünkü... Neye bağlıyorsunuz bunu? Bunu tamamen bizim içinde yetiştiğimiz kültürde kitap yok. Çocuğun kendi düşündüklerini babasından anasından ayrı olarak kontrol edebileceği bir şey yok. Şimdi çok ilginç bir şey anlatmama izin verirseniz... Esafla buyurun efendim. Solon'un kanunlarından sonra Pisistratos Atina tiranı oluyor. Fakat bu herif aynı zamanda iş adamı. Şimdi o zaman herkes Homeros'un o meşhur iki şiirsel destanını dedelerinden dinliyor. Akşam dede ezbere okuyor falan. Pisistratos diyor ki herkes bundan ilgileniyor. Bunu kitap haline getir. Yazılıyor. Agora'da işte bir tarafta zeytin, bir tarafta bilmem ne satılırken bu da bir tezgah açtırıyor, kitap satıyor. Şimdi o zaman Latinası'nda okuryazar oranı çok yüksek. Bu kitap satın alınıyor çocuklar tarafından. Mektebe giden çocuklar tarafından. Akşam dede başlıyor. Ezbere okumaya çocuk bakıyor. Bir dakika dede diyor. Şuraya atladın diyor. Ve şunu yanlış söyledin. Şimdi ailedeki o peder şahi otorite sarsılıyor. Çocuk diyor ki bak, bunun belgesi var diyor. Biz... Dede de belgeyle konuşulmasından hoşlanmıyor. Yani otoriteniz gitti efendim. Siz işte Homeros'u bilen, aile için okuyan bir adamsınız. Bacaksız geliyor dede diyor, yanlış yaptın. Şimdi bunun hemen arkasında demokrasi geliyor Yunan toplumuna. Rahmetli Ekrem Akurgal hocamız bana bir gün dedi ki, bak Celal dedi, bu eski Yunanlılar, bugünkü salaklar değil, eski Yunanlılar insanın haysiyeti kavramını icat eden adamlar. Onun bir kitabı var. Orient und Occident. Doğu ve Batı. Bu kitap efendim, İki defa İngilizce'ye tercüme edildi. Bu orijinal Almanca, iki defa İngilizce'ye tercüme edildi. Bir İngiltere'de, bir Amerika'da. Fransızca'ya tercüme edildi, İtalyanca'ya tercüme edildi. Lütfen bana sormayın Türkçesi nerededir diye. Zaten sormaya cesaret edemedim çünkü. Tahmin ettiniz değil mi? Şimdi aldığım bir habere göre Kronik Yayınları bunu tercüme ettirmiş. Aa, bravo. Evet, basacaklarmış. Bravo. Allah bilir, orada da bizim İlber'in rolü vardır ha. Olabilir. Hiç şaşırmam yani. Hiç şaşırmam. Yani İlber demiştir, ne lan Brezilyalık diye. Niye bu tercüme edilmedi diye. Orada Ekrem Hoca çok önemli bir şey anlatıyor. O kitabın temeli rahmetli hocanın 1956 yılında Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde verdiği bir konferans. Nimet Akdes Kurat, tarihçi malum. Ekrem Hoca klasik arkeolog. Ama Ekrem Hoca müthiş zeki bir adam. Nimet Hoca rahmetli demiş ki, ya Ekrem demiş, bize bir konferans ver. Ekrem Hoca da diyor ki, ya düşündüm diyor, şimdi ne anlatayım bunlara? Tarihçi adamlar falan. Aklına ne geliyor biliyor musunuz? Atatürk ve tarih ilmi. Konu şu. Biz diyor tarihe bakıyoruz diyor. Doğu ve Batı çok ayrı. Bunu diyor İskender ortadan kaldırmaya çalışmış. Yememiş. Roma ortadan kaldırmaya çalışmış. Hristiyanlık ortadan kaldırmaya çalışmış. Olmuyor. Atatürk'ün dehası diyor. Bu işin diyor niye olmayacağını anladı diyor. Ve onun için
yüzümüzü doğudan batıya çevirmemiz lazım dedi diyor. Bunun sebebi de şudur diyor. Doğuda diyor, mesela Sümerlileri ele alıyor, bir heykel tarzı icat ediliyor. Ondan sonra bakıyorsun diyor, yüzyıllarca aynı heykel. Bu stil devam ediyor. Mısır'a bakıyorsun diyor. Şimdi Mısır'ın şeylerine, mezarlarına görüyorsunuz, o piramitlerden itibaren başlayın. Adam çiziyor. Bu değişmiyor. Ekrem Hoca diyor ki, tabii resim yapmak bilmem ne falan, Yunan'a geçti diyor. Bir nesil içinde. Bu adamlar diyor, o bizim bildiğimiz muhteşem heykelleri yaptılar. Bütün insanın özellikleriyle bir disk atan atleti düşünün. Bir ölen Galya savaşçısını düşünün. Bütün detay, adamın yarası bile detaylı yapılmış. Bununla diyor Ekrem Hoca, tenkidi öğrendiler diyor. Doğunun diyor, tesadüf icat edilmiş bir şeye saplanıp kalması, çünkü doğuda şu felsefe var diyor. Ben ustamı geçemem. Ustama saygısızlık olur. Ustam bilir, büyükler ustam bilir. Aynen öyle efendim, aynen öyle. Yunanlı'ya geliyor diyor, Yunanlı insan haysiyeti kavramını icat etti ya, adam diyor ki ben de yaparım, ben daha iyisini yaparım. Ve yani bir nesil içinde, siz az önce konuşurken Anaximandros'tan bahsettiniz. Bir nesil içinde Miletos'ta 3 tane değişik kozmoloji icat ediliyor ya. İnanılmaz bir şey. Ben geçenlerde bir makale yazdım Heraklitos hakkında, bizim Efesli. Heraklitos ilk defa diyor ki bir değişim tasvir edecekseniz başvuru kaynağınız ne? Değişti de nereden değişti? Şimdi diyorsun ki Celal ihtiyar bir adamdır. Nereden biliyorsun? Celal'in çocukluk resimleri var. Celal değişmiş. Başvurun o. Başvuru relativite. Efendim relativite icat ediyor. Ve biz Einstein'e ne diyoruz değil mi hocam? İzafiyet teorisini, relativite teorisini geliştiriyoruz. Yani bir Heraklitos olmasa, bir Anaximandros, Thales olmasa, bilim olma, bunlar bilimi icat eden adamlar. Ama bir Heraklitos olmasa ne Newton olurdu ne Einstein olur. Şimdi bakın bu Batı'nın geleneği. Şimdi bu geleneği kilise öldürmeye çalışıyor. Bunun en güzel örneği de Galileo ve Roberto Bellarmino'dur, kardinal. Şimdi Galileo duyuyor ki adamın biri Hollanda'da teleskop yapmış. Hemen getirtiyor bir tane. Bakıyor, geliştiriyor onu. Falan bakıyor. Ana, bir bakıyor. Jüpiter'in etrafında dönen aylar var. Lan diyor, hani her şey dünyanın etrafında dönüyordu? Öyle değil mi? Kopernik'in kitabına bakıyor. Kopernik haklı diyor. Biz güneşin etrafında dönüyoruz. Çok ilgisi çekecek bir şey. Kopernik yayınlıyor kitabını. Kopernik de babas. Kilise hiçbir şeye itiraz etmiyor. Uzun süre kalıyor. Galileo, ya bu Kopernik haklı. Ptolemaios, Aristo falan hata yapmışlar dediği an kilise diyor ki ulan diyor biz bunu anlatıyorduk. Hemen yasak geliyor Kopernik kitabına. Düşünebilir, fark etmemişler bile. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu. Uzun süre yasaklamamışlar. Galileo söyleyince tabii bütün kavram değişiyor. Hemen yasaklamışlar Kopernik kitabını. Falan Roberto Bellarmino kardinal, Galileo'nun arkadaşı. Galileo diyor ki bana bak diyor. Şu söylediklerim benim varsayımımdır de geç diyor. Gerçektir. Falan. Galileo diyor ki ya yapma Allah aşkına diyor. Gel bak şu teleskoptan diyor. Bakmam diyor. Onun içinde şeytan var. Şimdi Bellarmino onun içinde şeytan olmadığını bilecek kadar zeki bir adam. Fakat Bellarmino şunu da biliyor. Ulan Galileo sen haklısın dediği an üstündeki kırmızı cübbenin hiçbir anlamı kalmıyor.
Ve onun için demiyor. Ve Galileo'yu ev hapsine mahkum ediyorlar. Galileo gene durmuyor. Bir kitap daha yazıyor. Öğrencisine veriyor bunu. Diyor Hollanda'ya götür. Orada diyor basarlar. Şimdi neden? Katolik dünyasında reform olmamış. Çakılı kalmış. Ve Katolik mezhebi adından anlaşılacağı gibi her şeyi kucaklayan bir mezhep. Yani devlet farkı yok. Siz şeyi bilirsiniz, zavallı papaz Piano del Carpini. Şimdi Cengiz Han'ın orduları vuruyor Avrupa'ya. Cengiz Han ölüyor. Fakat Ögeday'dan sonra devam ediyor. Herifler Almanya'ya kadar geliyorlar. İngiltere'ye gideceklerdi. Şanssızlık işte. Ögeday öldü. Efendim şimdi papa telaşa düşüyorlar. Kim bunlar? Bunlar diyorlar. Devasa ordular. Hiç öyle değil. O kadar hızlı hareket ediyor ki adamlar. Siz Napolyon'un şeyini bilirsiniz. Bir ordunun gücü kütlesi çarpı hızıdır. Evet. Bu kadar basit. Şimdi iyi bir arkadaşı var papanın. Bu Innocenti. Üçüncü Innocenti yanılmıyorsam. Piano del Carpini diyor ki bana bak diyor. Sen diyor elçimiz ol. Büyük Han'a git. İşte bu savaşları durdurmasını ve hak dinine, İsa babamızın dinine gelmesini söyle. Bir mektup yazıyor. Peki diyor. Az Carpini çok şişman. İki eşeğe birden binermiş, affedersiniz. Falan Bohemya'dan geçerken Bohemya kralı da papanın adamı. Ya diyor sana bir yardımcı vereyim diyor. Benedikt diye bir adamı veriyorlar. Ve bu ikisinin tuttuğu kayıtlar duruyor. Bunlar sınıra geliyorlar. Bir Moğol binbaşı yazıyor. Moğol binbaşı karşılıyor bunları. Diyorlar biz Han'a elçi geldik. Siz diye adam diyor ki dalga mı geçiyorsunuz? Ya ben diyor burada sınır nöbetçisiyim diyor. Ben diyor sizi saraya götüreyim. Bugünkü Volgograd'ın olduğu yere yakın. Oraya göndereyim sizi diyor. Bunlar oraya gidiyorlar. Batuhan karşılıyor. Bunlar Batuhan'a bakıyorlar. Hemen hediyeler, mektup falan. Batuhan mektuba baktırıyor. Ve bana değil diyor. Efendim nasıl diyorlar? Ben diyor hani adım Han ama bu diyor büyük Han'a. Amcama diyor. Benim diyor mesul olduğum yerler Yenisey'den Atlantik Okyanusu'na kadar. O kadar mühim de değil yani. Düşünebiliyor musun? Yenisey'den Atlantik'e o kadar önemli. Yenisey'den Atlantik. O kadar önemli değil. Dünyanın küçük, dünyanın küçük bir parçası. Evet. Sen de amcama gideceksiniz büyük Han'a. Carpini diyor oraya nasıl gidilir diyor. Ay kolay diyor. Bir tırısla diyor. 6 ayda varırsın. Deyince Carpini diyor ki ben ölürüm. Hiçbir şey olmaz. Yalnız kilo vermen lazım. Bir yüzbaşı veriyor yanına. Diyor ki buna günde bir defa yulaf çorbası. Başka yemek yok. Zavallı Carpini incecik bir adam olarak Karakurum'a varıyor. Ve bu arada Asya'ya anlatıyor. Bildiğimiz bir Avrupalı'nın tuttuğu tek Asya coğrafyasıdır. Pardon, en eski coğrafyasıdır. Marco Polo'nunki için ne düşünüyor? Bir parantez açarak söyledim. Yani notlar açısından. Marco Polo'nun ben Çin'e gittiğine inanmıyorum. Ya Batı'da bununla ilgili çok yazı yazıyorlar. Sizin evet. Dediğiniz gibi diyorlar. Evet. Çin'e gittiğine evet. İnanmıyoruz. Evet. O diyorlar hapishanede işte derlendi. Yok hapishanede değil. Marco tamam. Polo çok akıllı. Tüccar çocuğu bu adam. Çok akıllı bir adam. Oraya giden yolların adam gibi anlatılması lazım. Hı hı. Güveni nasıl vereceksiniz? Kendiniz anlatırsanız. Çok bilgi toplamış. Yani mesela Albay Yulun'un meşhur bir şeyi vardır. Tercümesi vardır. Ve onun içinde bir sürü notlar vardır. Sonra Pelio. Pelio 1940'larda öldü. Birkaç dil biliyor. 45 tane. Ya bu adam Fransızla en büyük oryantalistlerinden biri Paul Pelio. İngilizce beraber oturuyorlar bunlar. Marco Polo'yu baştan çeviriyorlar. Şu kadar bir not kitabı var. Pelio yazıyor. Her gittiği yer hakkında, orası hakkında ne biliniyordu o zamana kadar? Bunları döküyor. Neyse.
Bizimki geliyor Karakorum'a. Bir bakıyor, burası başkent. Çadır, her taraf çadır. İleride bir bakıyor, tahta bir bina var. Üzerinde bir haç. Hemen oraya gidiyor, Nesturiler. Kardeşlerim diyor, ben de Hristiyanım diyor. Falan, gel hoş geldin falan. Yemek var mı diyor. Tabii tabii gel otur diyorlar, seni doyururuz diyor. Ondan sonra ben diyor Kaan'a, Büyük Han'a elçi geldim. Ah diyorlar, büyük talihsizlik. Geçenlerde Büyük Han vefat etti. Şimdi diyorlar, kurultay yeni han seçecek. Nasıl diyor adam. Basbayağı diyorlar. Ama onun için diyorlar, bütün Tarkanların, Orhunların falan gelmesi lazım. Bütün Maraşaller, bilmem neler işte bunlar hepsi gelecek. Bunlar diyorlar birkaç ay sürer. Zavallı bekliyor. Ne yapsın? O Nesturilerle vakit geçiriyor. Ondan sonra tamam. Kurultay Küyük'ü seçiyor. Orada bir liste dolaştırılıyor. Tabii Küyük'e tebrikler geliyor han olduğu için. Bu bir bakıyor zavallı. Kendi en sonda. Diyor niye ben en sondayım? Ya diyorlar sen Avrupa'yı temsil ediyorsun. Yani diyor, ufak. Boktan bir yarım adam. Baksana kimler geliyor diyor. Falan. Bu zavallı bekliyor. Nihayet sıra sende diyorlar. Bu gidiyor. Otağın önüne bir geliyor. İki tane ateş sütunu. Arasından yürü diyorlar. Neden diyor? Temizlenmen lazım. Kent işin arasından gidiyor. Şimdi buna öğretmiş şeyler. Nesturi papazları. Diyorlar gireceksin. Hemen diz çekeceksin. Kalkacaksın bir daha diz çekeceksin. Kalkacaksın bir daha 9 defa. Dizini 9 defa yere vuracaksın. Kağının önünde. Ondan için bu protokolü biraz öğreniyor. İçeri giriyor. Bu bekliyor ki taht bir. Ona bir bakıyor bir sürü adam oturmuşlar. Hepsi birbirine benziyor. Falan. Şimdi Nesturi papazlar anlıyorlar ki yeni Kaan'ı tanımıyor. Birisi dökmüş. Şurada ortada genç bir olan oturuyor ya demiş. O işte Büyük Kaan. Şimdi bu gidiyor hediyelerini takdim ediyor bilmem nerede. Ondan sonra mektup okunmaya başlıyor. Tabii papa Latince yazmış. Nesturiler tercüme etmişler. Onu okuyorlar. Bu mektubun bir de Farsçası var. Okuyorlar. Küyük dinliyor. Bir dakika, bir dakika diyor. Savaşı durdurayım mı istiyorsunuz? İşte efendim çok harap oluyor, lüzum yok falan. Çok basit bir soru sorayım diyor. Şimdi biz biliyoruz ki diyor. Avrupa'da şu işte kontlar var, krallar var, imparator denen adamlar var. Bir de papa var. En güçlü kim? Aman efendim diyorlar, papa. Papa bir adam. Afaroz etti mi hayatı kay. Ha diyor, kolay o zaman diyor. Papa diyor, Avrupa'yı teslim etsin, savaşı durdurayım diyor. Sonra diyor, bu diyor, hak dininden falan bahsediyorsunuz. Bu din nesi diyor. Öte İsa babamız Tanrı'nın olduruyor. Bak diyor, istediğin zırvalığa inan diyor. Bizim bir kuralımız var. Kök Tengri'ye hürmet edeceksin. Şimdi bizim kitaplarımızda efendim bu yanlış olarak gök tanrı diye tercih. Öyle tengri değil. Tengri diyorlar değil mi? Bu kök. Mavi gök demek. Hı hı. Kök Tengri mavi gök demek. Adam diyor ki mavi göğe hürmet edeceksin. Onun dışında neye inanırsan ya bizi ilgilendirmiyor diyor. Serbestsiniz. Piano Carpini kitabında yazmış. Büyük Han konuşurken diyor. Anladım ki diyor benim diplomatik seferim tam bir başarısızlıkla sonuçlandı diyor. Şimdi Avrupa ile şeyi biz Batı ile Doğu'yu mukayese ederken Doğu'da iki grup adam var. Biri kuzeyde yaşıyor, biri güneyde yaşıyor. Şimdi kuzeyde yaşayanlar bir şey yani miladım İlk senelerine kadar diyeyim, aşağı yukarı bugünkü tarım havzasına kadar Hint-Avrupalılar var. Onları da yeni buldular. Çinliler çok hızlı. Bir herif buldular 2 metre. Hı hı. Falan oranın hep Çin olmadığı çıktı ortaya. Çinliler çok bozuldu. Falan. Bir de Türkler var. Türklerle Moğollar
ilk başlarda ayrılmıyor aynı insan. Yani Hyonglu denen, yani bizim Hun Türkleri dediğimiz adamlar ikisi de. Ondan sonra bu ayrılıyor işte Türk İmparatorluğu bilmem falan. Cengiz Han, Timur, bunların hepsi bu geleneğin adamları. Ve bunların bir özelliği var, onu hatırlayacaksınız. İlber söyledi. İlber dedi ki her milletin bir özelliği var kardeşim. Alman bilim yapar, İtalyan sanat yapar. Efendim İngiliz ticaret yapar. Biz Türkler askeriz. Yani bizim icat ettiğimiz, siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Bir sürü askeri kural vardı. Bizim icat. Bir de güneydekiler var. Güneydekiler mistik. Hintliler, Çinliler. Buralarda bilim hiç gelişmemiş. Diyorlar ki efendim nasıl böyle bir şey söylersiniz? Babillilerde muazzam bir astronomi vardı. Hintliler sıfırı icat ettiler. Çinlilerde matbaa icat edildi biliyorum. Ben de diyorum ki bakın kardeşim. Çin'de matbaa icat edildi. Güzel. Kaç kitap bastılar? 800 tane. İnanır mısınız efendim? 800 sadece. Avrupa'ya matbaa geliyor 1450'de. 1500'e kadar Avrupa nüfusu o zaman 60 milyon. 20 milyon kitap basılıyor. Dedim bu mu icat sizin? Bir adam da kalmış. Hintli açlıktan öldüğü halde ineği yemiyor. O diyor kutsaldır. Babil'e astronomi, ne astronomi var efendim? Ya diyorum kardeşim astronomi değil, astroloji yok. Bizim gazetelerde her gün yazanlar. Ah ah efendim sormayın, sormayın neyse. Bu adamlar kayıt tutuyorlar. Yıldızlar nerede falan. Bunun bir sebebi de takvim yapmak. Çünkü artık Mezopotamya tarım ülkesi. Şimdi siz köylüsünüz, ne zaman ekeceğim, ne zaman biçeceğim bunu bilmek istiyorsunuz. O ziguratlardaki papazlar size takvim veriyor. Şu tarihte ekeceksin, şu tarihte sulayacaksın, şu tarihte biçeceksin. Onun için de bu adamlar çok mühim, o papazlar. Bunun diyorum bilimle alakası yok. Bu ne zaman ki Yunanistan'a gidiyor? Yani Yunanistan deyince bugünkü Yunanistan anlamayın. Bizim Miletos'a geliyor, değil mi? Orada Anaximandros'un bir astronomi teorisi var. Ve adam diyor ki bunu kontrol edelim, doğru mu değil mi? Bu diyorum bilim. Bu değil. Mısır'daki de bilim. Şimdi ilk baştaki sorumuza dönelim. Bilimle din arasındaki ilişki. Din kaçınılmaz olarak fosilleniyor, fosilleşiyor. Çünkü fosilleşmediği takdirde gelişiyorum derse birisi şu soruyu sorar. Bu kitaplar vahiy değil mi? Buddha'nın sözleri vahiy değil mi? Sokrat, Vike'den vahiy aldım diyor ya. E bir dakika kardeşim deseler, bu sizin Allah hipotez geliştiriyorsa ya vah vah olmamış, yenisini deneyelim mi diyor diyorlar. Hani bu her şeyi bilen en güçlüydü? Din bunu söyleyemez. Din der ki bu budur kardeşim. Halbuki bilim söyler. Bilim der ki çuvallamış. Newton da çuvalladı. Einstein biliyorsunuz izafiyet teorisini ortaya atıyor. Yani genel izafiyet teorisinin Eddington tarafından gözlemle test ediliyor ve doğru çıkıyor. Eddington geliyor Thames Nehri'ne gemiyle. Londra'nın bütün gazetecileri orada. Herif iniyor gemiden. Kainatın bildiğimizden apayrı bir dokusu varmış. Ertesi gün Almanya'da. Bunu bulan Alman. Bütün gazeteler falan. Sabahleyin Elsa Einstein kalkıyor. Sokağa bakıyor. Gidiyor. Albert Einstein'ı uyandırıyor. Albert sokağa sakın çıkma bugün diyor. Ne oldu diyor Albert? Yer yok sokakta. Bütün Berlin orada kainatın dokusunu değiştiren adamı görmek istiyorlar. Einstein ne diyor?
Evet, iyi değil de diyor. Benim teorim de yanlış. Çünkü eksik diyor. Bu da düzeltilecek günün biri. Bu bir adım sadece. Değil mi? Matematik akıllı onu emrediyor. Einstein'ı konuşurken bir efsanesini konuşalım mı? Atatürk'e işte mektup yazıyor da. Hayır, o doğru değil. İşte İnönü'ye, onu diyorum. İnönü'ye yazıyor. İşte onu söylüyorum. Hani kalkıyor. Evet. Hatta ben öğrenci olduğum dönemde de bu çok söylenirdi Fen Fakültesi'nde. İşte Einstein mektup yazdı ama İsmet İnönü onu kabul etmedi de işte kabul etse olurdu, bu olurdu diye. Birkaç dakika bunun üzerine bir konuşalım. Tabii, memnuniyetle. Şimdi Einstein, Nazilerin Yahudileri, hı, ama onun yanında sosyalistler, homoseksüeller, bilmem neler. Şuraya bakın ya. Vay anam. Dünyanın nasıl bir dönemi o? Ben hep hayret ederim hocam ya. Şu fotoğrafları görünce derim ki bu kadar adam nasıl bir araya geldi? Değil ya mi? Dünyanın nasıl bir döngüsü içinde bir araya geldi bu kadar adam? Dikkatinizi bir şeye çekebilir miyim? Buyurun. Verseniz. Ve hepsi Avrupa'da. Hepsi Avrupa'da tabii canım. Bakın Amerika yok. Burada da dikkatimi çekiyor. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Hepsi Avrupa. Amerika'da orada bir şey diyorsunuz. Onlar aptal diyorsunuz. Amerikalı, evet. Amerikalılar için, evet, aptal diyorsunuz. Evet. Ben hiç unutmuyorum. Challenger atıldı. Babam, ben, eşim seyrediyoruz. Biliyorsunuz birkaç dakika sonra infilak. Evet. Ben babama dedim ki Almanlar öldü dedim. Çünkü o zaman hakikaten Wernher von Braun dahil bütün Almanlar ölmüştü. Dedim bunların yeni Almanlara ihtiyacı var dedim. Tekrar geri dönelim Einstein mektup öyküsüne. Şimdi Einstein Profesör Schwarz'la temas halinde. Schwarz'ın bir komisyonu var, İsviçre'de kurulmuş. Kovulanlara iş bulmak. Einstein İnönü'ye yazıyor. İnönü başbakan. Diyor ki böyle böyle çok kıymetli arkadaşlar var. Bunlardan istihdam edebildiğinizi, ne kadar çok istihdam edebilirseniz o kadar müteşekkir olacağız size diyor. İnönü de sayın profesör diye cevap veriyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama kadromuz bu kadar. Yani o zaman düşünün ki İstanbul'da iki üniversite var. İTÜ ve İstanbul Üniversitesi. Bunu dolduruyorlar gelenlerle. Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü. Mesela Wilhelm Salomon Kalbi oraya gidiyor. 66 yaşında adam geldiğinde İhsan Ketin Hoca doktorasını yaparken bir sene Türkiye'yi ziyarete gelmiş. İşte babasını falan, bir soyadı kaldı çıkmış. Babası demiş oğlum gel soyadı seç. Çünkü babası ümmi. Okuduğu okulun ademesi zavallı. İhsan Hoca diyor ki açtım diyor bir şeyi, atlası. O zaman çok modaydı. Orta Asya'dan bir isim seçtik diyor. Ben diyor Ketin diye bir dere buldum diyor. Babasına söylemiş. Tamam demiş sen ne istiyorsan. İhsan Hoca'nın abisi de din adamı olmuş. Falan. Ankara'ya gidiyor İhsan Hoca. Wilhelm Salomon Kalbi'yi görmüş. Wilhelm Salomon Kalbi çok meşhur bir adam. Onu görmeye gidiyor. İşte ben Almanya'da jeoloji okuyorum. Hans Klaus'un yanındayım. Aa ne iyi diyor Salomon Kalbi. Falan. Ondan sonra işte Türkiye jeolojisini konuşuyor. Bak diyor İhsan. Ben bugünlerde diyor Ankara'nın su sorunuyla ilgileniyorum diyor. Türkiye'de altın diyor AU değildir diyor. H2O'dur diyor. Sene 1936. Türkiye'nin su yoksulu olduğunu fark ediyor değil mi? Evet. Fakat daha acısını söyleyeyim. Prens Pyotr Aleksandrovich Cihatçov Türkiye'ye geliyor 19. asrın ortasında. Bu en yüksek Rus asil zaten şeyine. Kitabına niye sunuşu yazdınız ön söz? Bu adam çok mühim bir adam. Onun sözde ne yazdığımı da okudunuz değil mi? Çok kızdırdılar beni. Niye söyleyeyim? Çünkü ben şimdi İstanbul Yalıları üzerine bir kitap yazdım. Yalılar da tarih üzerine. Onu geri döndüm, baktım o kitaba. Aynen şöyle dedim hocam. Pes ya, böyle bir şey olabilir mi? Boğaz böyle, nasıl anlatır bu adam? Ah, ah efendim siz onun gerisini de okuma imkanını bulabileydiniz. Bu adam kitabı ikiye bölmüş. Başlangıçta sizin okuduğunuz kısım işte İstanbul'u anlattı, evet, bilmem ne falan. İkinci kısım bilimle ilgili. İkinci kısım da İstanbul'daki hayvanları takdim ediyor. İşte keçiler, koyunlar hepsi dahil. Ama diyor ki İstanbul şehri diyor su temini açısından atmosfere bağlıdır. Bu çok riskli bir iş diyor.
liste veriyor. Susuz yıllar. Bu şehir diyor hızla büyüyor. O zamanın hızıyla bu zamanın hızı tabii çok farklı ama diyor ki mutlak surette diyor ya Sakarya'dan ya Meriç'ten su getirilmesi lazım. Sene 1864. Nasıl?